Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, ülke olarak iktisadi ve politik çok hassas bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız, değil mi? Hal böyle olduğu zaman bu ülkeyi iktisadi ve politik olarak yönetenlerin de çok dikkat etmesi gereken bir zaman içindeyiz. Haliyle burada yapılacak yanlışlar, iktisadi olarak yapılacak yanlışlar dolarda başımıza çok büyük işler açar. Ve cumadan pazartesiden sonra bir kabusu resmen yaşarız arkadaşlar. Bakın, çoğu musibet daima insanların bilerek ya da bilmeyerek yaptığı hatalardan oluşuyor. Eğer biz bu hafta cehennemin kapılarını açacak hatalar yaparsak, o cehennemin kapısı kurda açılır arkadaşlar ve oradan çıkan iktisadi ateş, o buhran bizim girişimcimizi de yakar, vatandaşı da yakar, bu gök kubbenin altında kalan herkesi yakar arkadaşlar. O yüzden çok akıllı, uslu hareket etmemiz lazım. Benim bu videodaki amacım şu: bağcıyı dövmek istemiyorum, ben üzüm yemek istiyorum. Bu gök kubbe yıkılırsa biz altında kalırız, mutlaka kalırız, kalmayız demiyoruz arkadaşlar. Kalmamamız için naçizane, bakın, bir takım riskler var. Diyoruz ki bu cehennemin kapısı açılır. Bir kabus başlar cumadan. Bu haftanın son günü ya da öbür hafta pazartesiden itibaren bir kabusu yaşarız hep beraber. Yaşamayalım bunu diyorum. Önceden ikaz ediyorum. Lütfen. Lütfen yapmayın, etmeyin diyorum. Peki nedir? Nedir bir ikazımız? Neden kurda bir kabus olabilir? Verileri önce vereyim. Sonra bu verileri birleştirelim ve bir analiz yapalım şimdi sizinle. Bakın, kur korumalı mevduatta asgari faiz koşulu biliyorsunuz kalktı ve bankaların normal TL mevduata görece daha yüksek faiz vermesiyle ne diyoruz? Hani KKM'den çıkışlar artıyor. Ekim'in birinci haftasında 74 milyar lira, işte ikinci haftasında 73 milyarlık bir azalma oldu. Aman ne güzel falan filan. 13 Ekim itibariyle de 3 trilyon 156 milyar liralık hala okkalı büyüklükte bir kur korumalı mevduat var ki bu büyüklüğü unutmayın. Bunu bir kenara yazın. Çünkü bu hala büyük bir risk olarak karşıda duruyor. Şimdi çıkan para nereye gidiyor dediğimizde ağırlıklı olarak mevduata gidiyor. Ama bu hafta arkadaşlar, bu savaş koşullarıyla bu mevduata geçişin biraz yavaşladığını görebiliriz. Şimdi Merkez Bankası verilerine baktığımızda, hani faiz artıyor ya diyoruz. Mayıs ayıyla kıyasladığımızda ihtiyaç kredileri 25.4'ten 55'e çıkmış. Merkez Bankası verisi diyorum. Ticari krediler 15.8'den 49.3'e çıkmış. Taşıt kredileri 25.6'dan 46.7'ye, konut kredileri 18.2'den 41.5'e çıkmış. Şimdi tabii ticari kredi kullanan arkadaşlar diyecek ki hocam bu Merkez Bankası'nın verisine ama bankaların masrafları vesaire, bunları da eklediğinde karşımıza bizim öyle dediğin gibi 49.3 50 değil 60'lar 65'ler 70'ler geliyor hatta diyebilirler ve doğrudur. Şimdi burada arkadaşlar, Perşembe günü, bu hafta Perşembe günü biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bir faiz kararı gelecek. Ne oldu? Geçtiğimiz 1-2 günde tabii çok yoğun dış politika, işte Filistin falan konuşuyoruz ama böyle bir söylenti yayıldı. Merkez Bankası faizi 30'da sabit tutacak falan deyince, işte mevduat faizleri 40'tan 35'lere iniyor. KKM'den dönüşlerde de işte 43-44 yerine 37'ler ya da 40'lar falan veriliyor denildi. Burada çok büyük bir riskimiz var. O da şu: bakın, bizim kurda biz hala kurtaramadık kendimizi. Yani bir ödemeler dengesi krizi yaşamayız. Eyvallah. Bir şekilde Türkiye'ye sağ bloktan, sol bloktan, yani hem doğu hem batı bloklarından ufak ufak bir sermaye girişleri oluyor. Yani çarkı çevirebiliyoruz. Ama bakın, riskler ya da bizim ödemeler dengesi olmasa da çok büyük kur artışları riskiyle ekonominin felç olması. Nasıl felç oluyor? Kur yukarı gitti mi, girdi, maliyetlerin artıyor. Yüksek bir enflasyon karşına çıkıyor.
Neden böyle bir risk var dediğimizde bunu defalarca anlattık. Senin bir cari açığın var. Yani ithalatın ihracatın arasında bir fark var. Turizm gelirleri sonbaharla beraber düşmeye başlayacak dedik. Senin Kasım'dan sonra borç ödeme takvimin var dedik. Bakın bunlar hep eldeki dolar miktarını negatif etkileyecek unsurlar. Ve bir de bunun üstüne tam kaymaklı kadayıf bir savaş çıktı ve bu gerginlik ne yapıyor arkadaşlar? Haliyle ya işte Türkiye biraz doğru politikaya girdi, dur girelim diyebilecek insanları bile geri çevirdi. Ve dönüyorum bakıyorum borsada satışlar var. Adam burada malı satıyor, dolara dönüyor. Bir şekilde bu dolara talep yaratıyor. Ve önceki videolarda dedik Sayın Mehmet Şimşek gayet özverili bir şekilde Paris'e gitti. Ondan sonra Doha ve Riyad. Şimdi bakın buralardan nasıl dönecek? El boş mu dönecek, dolu mu dönecek? Yani bu konjonktürde çok dolu dönmesine pek fazla imkan yok dedik. İyi güzel. Bunları biliyorsunuz. Şimdi böyle bir atmosfer varken arkadaşlar, hele bu savaşın bir de petrol fiyatlarını yukarıya doğru çekiyor olması, girdi maliyetlerini artıracak bir unsur. Bu da bizim diğer saydığımız risklere eklendi. Böyle bir atmosferde siz Perşembe günü faizi sabit tutarsanız işte burada doların önünde güç bela onu tutmaya muvaffak olan barajı kaldırmış olursunuz. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Cehennemin kapıları açılır. Neden açılır? Niye böyle sert bir ifade kullanıyorum? Bakın, şimdi eğer burada şerhim şu. Sayın Şimşek Doha ve Riyad'dan bir döviz takviyesini alıp cebine koyar ve Perşembe günü bu takviyeye güvenerek faizi sabit tutarsa bir şey demiyorum. Eyvallah, para bulduysanız dolara oluşacak talebi engelleyecek bir para miktarınız varsa ona bir şey diyemem. Ama Doha ve Riyad'dan eliniz boş döner ve siz bir de faizleri pas geçerseniz, sabit tutarsanız işte burada arkadaşlar hakikaten cumadan sonra ve pazartesiden sonra dolara çok büyük talebin geliştiğini görürsünüz. Neden? Bunu şimdi anlatayım. Ha burada şunu da söylemek istiyorum. Yani tabii ki bizi ekonomi yöneticilerinin danışmanları da dinliyor. Bakın faizi artırmaktan korkmayın. Bu faizi artırdığınız zaman bu konjonktür yumuşadığında jeopolitik riskler Filistin'de oydu buydu bunlar hafiflediğinde bunu indirebilirsiniz de. Vananın anahtarı sizde. Vana sizin elinizde zaten. Ama tam sıkışık bir atmosferde böyle bir karar almanız dolara bir talebi artıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi kabus kısmını açalım. Niye bu cehennemin kapısı açılır dediğimizde şimdi hala dedik mi kur korumalı da çok yüklü bir miktarda para var orada. Dolayısıyla şimdi siz burada 28'i aşmış durumdasınız. Haliyle savaş bir de hiç hesapta yokken böyle bir savaş durumu başladı. Bu savaş durumunda az önce de söyledim. Varlıklar güvenli limana gidiyor. Altına gidiyor. Ya da Türkiye gibi bu savaşın çevresinde yer alan ülkelere sermaye girişi olmaz. Böyle bir durumda siz milli paranızı desteklemek zorundasınız. Bu desteği de ancak kısa vadede ne yazık ki, ne yazık ki diyorum faiz artışıyla yapabilirsiniz. Ben burada faiz lobisinin temsilcisi değilim ama biz kısa vadede eğitim sistemini ve hukuku düzeltip eğitim sistemiyle yüksek teknoloji üretebilecek iş gücü yetiştirip iş gücüne sokup işte bilgisayar, cep telefonu, uçak, ileri kimya ürünleri ihraç edemeyeceğimize göre, kasayı dolduramayacağımıza göre yük de hafif, paha da ağır bu mallarla kısa vadede bizim kur problemini çözmek için hele bir de dışarıda böyle bir bunalım varken faiz arttırmaktan başka çaremiz yok. Ama bunu artırın. Daha sonra Van'a elinizde diyorum kısarsınız. Ve bir de şu az önce söyledim bakın bu iş petrolle bizim ummadığımız bir şekilde bizim girdi maliyetlerimizi yukarıya doğru taşımaya başladı. O yüzden bizim burada liraya destek olmamız lazım. İkinci bir nokta, neden burada bir kabusa döner bu iş? En önemli nedeni de ne biliyor musunuz? Bakın şunu diyecek iç ve dış yatırımcı pas geçirmesi halinde. Cumhurbaşkanı bu işe taş koydu. Türkiye rasyonel politikadan çıktı denildiği anda yarattığınız bütün imajı yerle bir edersiniz. Dolayısıyla burada Doha ve Riyad'dan sermaye bulunsa bile ben faizin bir şekilde artırılmasından yanayım.
Bunu yapmadığımız zaman 28'in üstündeki hareketler bizi bakın çok sertçe 30'a doğru taşır. Ve 2 lira arttığında kur korumalı mevduatı dolarla çevirin ve çarpın. Kaç milyar lira yine Merkez Bankası'nda para basmanız lazım. 200-300 milyar lira para basmanız lazım. E bastığın zaman ne olacak? E bastığın zaman bu para miktarı sende yine enflasyon yaratacak. Ve burada ne yazık ki bu Merkez Bankası'nın bastığı para zaten çok kritik noktalara gelmiş durumda. Haliyle bakın bir enflasyonu tetikleyecek durum para arzının artmasıyla. Çünkü KKM'ye ödeme yapacaksın. Artı bir de faiz barajını kaldırarak kuru yükselttiğin zaman o kurun getirdiği bir enflasyon var girdi maliyetleriyle. Bu da seni vurmaya başlayacak. O yüzden hakikaten tam bir cehennemin kapısını açmak olur diye düşünüyorum. Ve bir kez daha söyleyelim. Bakın iktisadi güven, imaj çok zor yapılan bir iş. Sayın Şimşek şehir şehir geziyor. Neden? Çünkü kendisinden önce iktisadi güven o kadar bozuldu ki. Şimdi batılıları ya da küresel sermayeyi buna inandırmak için alnının derisi çatlıyor. Burada bu imajı bozduğumuz zaman çok net söyleyeyim kur ve enflasyonda biz yeni bir döneme gireriz ve bu dönemde sert yükselişlerin yaşandığı bir dönem olur. Bakın bu dediklerim şaka değil. Yani bunu rakamlarla destekleyelim. En son gelen verilere baktığımda 19 Ekim'de analitik bilançoya bakıyorum. Dış varlıklar 3 trilyon 545 milyar. Toplam borcum 3 trilyon 187 milyar. Aradaki fark 357 milyar. Dolara çevirsem bilançoya göre 12.7 milyar dolarım var. Swap ne kadar? 77.4 milyar dolar. Swap'tan düştüm mü kasa ne kadar? Eksi 64.7 milyar dolar eksi. Ya bu işin şakası yok. Senin kasan eksi ve 211 milyar dolar borcun var. 2 kere 2 4 bitti. Bu durumda lirayı savunmasız bırakamazsın. Evet tabii ki yani şimdi ticari kredi faizleri 60'a 70'e dayandığı zaman bu işin dönüp bir faturası olacak. Ama yani bir fatura ödenmek zorunda. He bunu kur artışıyla yüksek bir enflasyon yaratıp ve bir de ucunda Allah korusun ödemeler dengesi krizi riski var. Hani girmez diyorum ama ucu açık bir süreç. Ya bunu seçeceksin? Ya birazcık şirketleri zorlayacaksın. Şimdi burada artık şirketleri biraz zorlamak gerekiyor. Halkın artık zorlanacak bir tarafı kalmadı. Yani halka bu yükü yansıtamazsınız. Ve diyorum ki 64.7 kasan eksi, 211 milyar dolar borcum var. Bütçe açığın 1.6'ya çıkacak, zamlar vergiler gelecek. Bu enflasyon demek. E 45 civarı cari açığın var. Ve yani şimdi diyorum ki işte Şimşek'e destek vermemiz lazım. Şimşek bir rasyonel politikaya girdi. Burada faiz konusunda onu sekteye uğratmayalım diyorum. Bakın Şimşek'in yaptığı para politikası bile aslında doğru dürüst değil ha. Yani faiz konusunda artırım yapıyor ama ortaya saçılan para miktarı yani merkezin bastığı para hala artıyor. Bütün bu rakamları niye söylüyorum biliyor musunuz? Siz eğer perşembe günü yanlış bir karar alırsanız bu veriler varken tabanda bunlar silinmedi gitmedi ki arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Bunlar somut hayatımızın içindeki gerçekler olduğu için bunların bu açıkların bu eksilerin bir etkisi var hayata. Bundan kolay kolay çıkamazsın bu eksiyi nötrlemeden kapatmadan buradan sıyıramazsın kurtaramazsın kuyruğunu. Dolayısıyla şimdi diyorum ki Şimşek faizi artırıyor ama Şimşek doğru para politikasını hala yapmıyor. Yarısını yapıyor. Para miktarı artıyor çünkü. Neden? Kur korumalıya kur farkını Merkez Bankası'nın matbaasında bastın ödedin. Ve diyorum 28'i geçti 30'u geçtiğinde ne olacak? Yine matbaayı çalıştıracaksın. Bunu yaptığında enflasyon. Bakın 13 Ekim. Son veriyi söyleyeyim. 12 trilyon 790 milyar M3 elektronik veri dağıtım sistemine girin. Biliyorsunuz size grafiklerini bunu gösterdim. Nereden girilir, nasıl bakılır diye. 12 trilyon 790 milyar lira. Ya eğri böyle sol alt köşeden sağ üst köşeye roket gibi gidiyor. Yani sen para miktarını kısamamışsın bile. Bir tek faizle
Yani sol kolunu bağlamışsın, sağ kolunla düşmanla savaşıyorsun. Ama bakın bu kol şey. Şimdi bir de diyeceksin ki sağ kolunu da indir. Çaktılar bu tokadı, oturturlar bize yani. Bakın bu kadar net. Lirayı savunmasız bırakamayız bu kısa dönemde, bu depresyon dönemlerinde. 2022'nin ocağında bu M3 denilen para arzı, yani vadeli mevduat, vadesiz mevduat, dolaşımdaki para, çıkartılan menkul kıymetler, yani bu toptan para diyeyim kabaca. 2022 Ocak'ta 5 trilyon. 2023 Ocak'ta 8.6, Haziran'da 9.7, şimdi 12.8. Anormal bir artış var. Dolayısıyla burada oyunu kuralına göre oynamamız lazım. Eğer oynayamazsak faul düdüğü çalar arkadaşlar. Zaten Şimşek para politikasının yarısını yapıyor. Öbür yarısını da yapma dediğin zaman burada işte, yani kusura bakmayın habire söyledim ama yani o kapılar açılır. Cehennemin kapısı açılır arkadaşlar. Kabus başlar bizim için. Yani cuma, pazartesi bir bakmışsınız dolar kafayı yukarıya doğru kaldırmış. Ha ben çat diye bir günde 3 lira 4 lira artacak demiyorum. Bunu da yanlış anlamayın. Ama burada dizginler iyice elden kaçmaya başlar. O psikolojik üstünlük var şimdi Şimşek'in elinde. O psikolojik üstünlüğü yitirmeye başlar. Bu çok kötü bence. En kötüsü de bu olur. Yani güven kırıntıları var zaten. O kırıntılarda gitti mi gider. Dönüp borsaya baktığımız zaman, altına baktığımız zaman orada aynı şeyleri söyleyeceğim. Altın bu jeopolitik riskten dolayı yukarı gidecek. Bu jeopolitik risk bitince bir kar realizasyonu olur ama tekrar toplayıp yukarıya doğru gidecektir. Çünkü söyledik, dünyada 3 tane küresel fay hattı var. Ukrayna, Orta Doğu ve Tayvan diye. Buralar çok deprem üretecek arkadaşlar. Borsa İstanbul'a baktığımızda da ben hala borsa diyorum. Niye? Yüksek enflasyon. Yani anlattığım her şeyin ucu yüksek enflasyona geliyor. AK Parti yönetimi bence şirketleri zora sokmaz. Dolayısıyla bu fatura yine halka kesilir. Yani enflasyon oluşsun ama şirketler zorda kalmasın denilecektir. Böyle bir durum borsaya yarar. Şirketler bir enflasyon varken 3 zam yapar. Dolar yukarı gidiyor bakın. Doların yukarı gitmesi şirketleri dolar bazında ucuz gösteriyor diyoruz. Haliyle burada borsa bence alternatif. Ha hocam borsa düşüyor nasıl alternatif dersen, ben şunu da dedim ama çok iyi dinlemeniz lazım beni arkadaşlar. Yani gözü kapalı borsa değil, hemen 8000'den değil. Şunu söyledim önceki yayınlarda, 8050-8100 kırılırsa 7400-7300'e kadar bir kapı açılır. Bir alçalma hareketi, bir alçalan trendle takip etmeye başlarız dedim ki burada işte fiyat düştükçe de alım fırsatı gelir. Neyde? Bilançosu iyi gelen kağıtlarda. Bilançolar cuma günü gelmeye başladı. Ebebek geldi, Acıpayam, Seliloz geldi, Kalekim geldi, Arçelik geldi arkadaşlar. Gelen çok firma var. Bunların hepsini bizim burada katıl butonuyla iştirak edebileceğiniz bir Anadolu Aslanları grubu var. Burada her sabah aktarmaya başladım. Niye önemli bu? Çünkü borsa düşerken bu karlı şirketlerde dipten pozisyon alanlar, haliyle bu sonsuza kadar düşmeyecek arkadaşlar. Yükseliş başladığında buradan enflasyonun üstünde çok iyi para kazanabilirler. O yüzden piyasada esas mal çıkarken, borsa rekor kırarken değil. Piyasada mal diplere yaklaştığında, ki o dibi de ben şunu dedim, 8100 kırıldığında 7300-7400 buralara yaklaştığında iyi bilançoları yakalayıp orada pozisyon almak lazım. Dolayısıyla ben herkesi katıl butonuyla bir kez daha Anadolu Aslanları'na davet ediyorum. Aynı zamanda çok güzel eğitimlerimiz var arkadaşlar. Bir düşüşe yakalanmama, bir çıkışı yakalama bence yatırımın özelliğidir. En önemli noktasıdır. Bunu nasıl başarabileceğimizi anlatıyorum. Eğitim de çok önemli. Sadece bir ganyan bayi mantığı yok bizde arkadaşlar. Dolayısıyla katılmanızı beklerim. Ha bize katılmazsanız da bilanço döneminde mutlaka iş yatırım ya da yapı kredi yatırıma gidin.
Burada endeks nereden döner? Dönmesinin şartı şurtu nedir? Ben bunu anlatıyorum arkadaşlar. Ne zaman döner? Bunları hep teknik olarak, temel olarak anlatıyoruz. Buralarda iyi karlı bilançolarda pozisyon açın diyorum. Netice itibariyle evet jeopolitik riskler var. Evet iktisadi riskler var. Ama bütün şirketler de kepengi kapatıp gidecek değil. Bir felaket durumu da yok. Burada şirketler daima bu işten kendini sıyırır. Ama bütün bu konuşmaları bu ikazlarımız, doların artmaması, dolar artınca çünkü enflasyon oluyor ve halk bunun altında kalıyor. Halkın ezilmemesi için arkadaşlar naçizane Şimşek'e burada destek vermemiz lazım. Yani Şimşek burada defansta tek başına kalmış ve bence şunu diyor, Allah'ını seven defansa gelsin diyor. Dolayısıyla arkadaşlar siyasi yöneticilerimizin, siyasi kararları verenlerin de ona yardımcı olması lazım bu dönemde. Dediğim gibi faiz arttırmak kötü, berbat bir şey. Bunu ben de biliyorum ama bu dönemde bundan imtina etmememiz lazım diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.